Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. P(x) bir polinom olmak üzere diye başlamışız. Burada dereceler üzerinden yorum yapacağımız için gelin Px'in derecesinde ne olarak düşünelim? M olarak düşünelim. Şurada P'nin ikinci türevini görüyoruz. P'nin bir kere türevini aldığımızda derecemiz bir azalır ve M-1'e eksi düşer. Bir kere daha türev alırsak artık derecemiz M-2 olarak gelecektir. Yani P'nin ikinci türevi olan şu polinomun derecesi ne olarak gelmiştir? M-2 olarak gelmiştir. Yan tarafta ise integralin iç kısmında P kare -i görüyoruz. Px'in derecesini m demiştik. Karesini aldığımızda ikinci kuvvet olduğu için m çarpı 2'den derecemiz 2m gelir. Yani P kare x'in derecesi 2m'dir. Derecesi 2m olan bir polinomu integre ettiğimizde derecesini bir arttırırız. Ve 2m artı birinci dereceye geçiş yapmış oluruz. Yani şu integralle elde edeceğimiz polinom fonksiyonumuzun da derecesi 2m artı 1 olarak gelmiştir. İki tane polinomu çarptığımızda çarpımın derecesi dereceler toplamıdır. Yani bu çarpımdan elde edeceğimiz derece m eksi 2 ile 2m artı 1'in toplamından 3M-1 olarak gelmiştir. İşte bunun kaça eşit olması gerekir? 5'e. Bu durumda 3M'miz 5 artı 1'den 6, M'miz de 6 bölü 3'den 2 olarak gelmiş olacaktır. Demek ki Px derecesi 2 olan bir polinomdur. Yani biz Px'i yazdığımızda örneğin işte Ax kare artı Bx artı C şeklinde bir polinomun geleceğini söyleyebiliriz. İşte şurada Px'i integre etmişiz. Derecesi 2 integre olduğunda e, elde ettiğimiz polinomu Rx gibi düşünürsek Rx de derecesi 3 olan bir polinom olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır arkadaşlar. Demek ki biz burada Px'i integre ettiğimizde Rx'i elde ettiğimizi düşündük ve bunun da derecesinde 3 olduğunu söyledik. Diyor ki bu RX fonksiyonunun diyor ekstremum noktalarının apsis değerleri 1 ve 3'tür diyor. Şimdi bize verilen bir RX polinom fonksiyonunun ekstremum noktanın apsisini yakalamak için ne yaparız? Türevine başvururuz. Türevinin köklerine bakarız. E zaten biz PX'i integre edip RX'e ulaşıyorsak RX'i türevlediğimizde de PX'e ulaşmış oluruz. Belli ki biz RX'in türevini alacağız ekstremum nokta apsisleri için ki bu durumda PX'e ulaşacağız. PX'i 0'a eşitlediğimizde de 1 ve 3'ü bu denklemin kökleri olarak bulmuş olacağız. Öyle olacak ki şöyle tablomuzu yaptığımızda buraya bir buraya 3 diyelim. Örneğin artı eksi artı ya da eksi artı eksiyi buraya yerleştirelim. Azaldık, arttık, azaldık deyip işte ekstremum nokta apsisleri olarak neyi yakalamış olalım? 1 ve 3'ü yakalamış olalım arkadaşlar. Bu durumda P'yi yani x değerlerinden birinin bir diğerinde 3 geleceğini söyleyebiliriz. E biz bunları biliyorsak aslında Px'i oluşturabiliriz. P'de 1 ve 3 bizi sıfıra götürüyorsa P de hem x eksi 1'in hem de x eksi 3'ün çarpan olarak bulunacağını söyleyebiliriz. Zaten Px ikinci derecedendi. Bunların çarpımı bize ikinci dereceyi verir. Başka sayısına a dediğimiz için bizim bir de buraya ne yazmamız gerekir? a'yı yazmamız gerekir. Şuraya indiğimizde ise P türev x'i integre ediyoruz. E biz P türev x'i integre ettiğimizde P x artı c'ye ulaşırız. Ama belirli integral olduğu için c yazmamıza gerek yok. Doğrudan buraya sıfırdan ikiye diyebiliriz. İşte bu da bize kaçı verecektir? 20'yi verecektir. Bu bizi neye götürür? Aslında P2 eksi P sıfıra götürür. Bunun 20 gelmesi gerekir. Şurada P x'i bulmuştuk. Hemen P2 eksi P sıfır bulalım. P'de 2 yazdığımızda A çarpı 1 çarpı eksi 1 gelir. Eksi P'de 0 yazdığımızda A çarpı 1 çarpı 3 gelecektir. Bu eksi Eksi A, eksi 3 A'dan bize eksi 4 A'yı verir. Eksi 4 A 20 ise A'mız 20 bölü eksi 4'ten eksi 5 olarak gelmiştir. Demek ki Px baş kas sayısı eksi 5 olan ikinci dereceden bir polinom fonksiyondur. Benden P eksi 1 isteniyor. Hemen şurada eksi 1'i yazıyorum. P eksi 1 eşittir dedim. Eksi 5'i yazdım. Eksi, eksi 1 eksi 1'den eksi 2 geldi. Eksi 1 eksi 3'ten de eksi 4 gelmiş oldu. Bu çarpım bize kaçı verecektir arkadaşlar? 5 kere 2 10 10 kere 4 40 eksi 40'ı verecektir. Doğru cevabımızın burada E şıkkı eksi 40 olması gerekir. Güzel bir soru, sınava yarı bir soru. Umarım çözümde açıklayıcı olmuştur.